Arkadaşlar selamlar, kulaklık.com'dan herkese merhaba. Bugün JBL Clip 4'ü inceliyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar adında da geçtiği gibi JBL Clip 4 Clips özelliğini ön plana çıkartıyor. Go 3'ü de incelemiştik. Onu da incelemeyi unutmazsınız. Sevinirim. Ağaca ya da bisiklet gidonuna falan asabilmek için kullanıyorduk. Ama Clip 4'te bu tam işlevi olarak kullanıyoruz. Hani amacı bu şekilde üretilmiş. Gayet de güzel bir tasarıma sahip. Hani atıyorum arkadaşlarınızla ya da eşinizle her kimse kampa gittiniz. Kampta çantanıza takmak için kullanabilirsiniz. Kemere takabilirsiniz. Tercih meselesi. Go 3'te bu çok küçük yuvarlak bir şekildeydi. Klipsi de yoktu. Bence bu özelliği güzel. Tasarıma gelelim. Tasarım yatay bir şekilde böyle altta kızakları var. Sağlam yani tutuyor. JBL logosunda plastik bir yapı kullanılmış. Gayet güzel olmuş. Hani mavi rengini inceliyoruz şu anda. Mavi rengi gayet göze hitap eden bir renk. Sade, şık. Her şekilde üzerinize yakışır bir hoparlör olacağını düşünüyorum. 8 farklı renk çeşidi var. Mavi, beyaz, daha açık turkuazımsı bir mavi. Asker yeşili tarzında var. Pembe var, siyah. Ve yeşil sarılı bir tasarım mevcut. Tasarımları gayet güzel. Ben beğendim. Hani Go 3'te pembeyi sevmiştim ama bunda mavi de hoşuma gitmedi değil. Bu ön kapağın tasarımında ve arka kapağın tasarımında Go 3'te kullanılan yapı kullanılmış. Hani kumaşımsı bir yapı ama uzaktan bakınca böyle metalimsi hissiyatı görebiliyorum gayet de. Bu da güzel bir özelliği olmuş. Logonun hemen üstünde böyle aç kapa ses aç tuşları var. Yanda power tuşuyla bluetooth bağlanma tuşu var. Hoparlör Type-C ile şarj oluyor. Go 3 ile JBL Clip 4 arasında fazla bir fiyat farkı yok hani yakın değerlerde. Hani ben daha küçük tercih etmem tabii ki. Hani birazcık ele gelsin istiyorsanız ben Clip 4'ü tercih ederim. Bas performansı olarak da Clip 4 bence daha iyi. Hani ikisinin de testlerini yaptık, deneyimledik. Clip 4'ün bas performansını daha iyi buldum. Batarya sürelerine gelecek olursak Go 3 2,5 saatte şarj oluyor ve 5 saat pil ömrüne sahip. Tam şarjda 5 saat gidiyor. Clip 4 ise 3 saatte şarj oluyor ve 10 saat deneyim sunuyor bize. 10 saat dinleme süresi sunuyor. Bu açıdan da aradaki fiyat farkını göz önünde bulundurursak Clip 4'ü tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Clip 3 ile Clip 4'ü kıyaslayalım. Clip 3'ün ben ses testlerini falan hiçbir şekilde deneyimlemedim. O konuda bir yorum yapmayacağım. Sadece genel özelliklerinden tartışma yapacağız. Bluetooth sürümleri Clip 4'te güncellenmiş durumda. Go 3'te de aynı şekilde 5.1'i destekliyor Bluetooth. Go 2'de ve Clip 3'te 4.1 desteklemekte. Clip 3'te ve Go 2'de IPX7 yani sadece suya dayanıklı kullanabiliyorsunuz. Yani plajda falan birazcık tatsız durumlar yaşayabilirsiniz. Yeni Go 3 ile Clip 4 Type-C ile şarj olurken Clip 3 ile Go 2 micro USB ile şarj oluyor. Clip 3'te ve Go 2'de batarya sürelerinde bir değişiklik yok. Hani Clip 4'te de Go 3'te de aynı performans, aynı batarya süresi. My time and I don't really break too easily.